Değerli dostlarım herkese selamlar. Bu videomuzda yeni bir atama hakkında sizlere bilgi vereceğim. Uygun olduğu takdirde lütfen başvurunuzu yapın. Uygun değilse de diğer tüm memur atamasından ilanlardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve tüm bu karşı şu an beni izleyen herkes lütfen videoyu beğenmeyi ihmal etmesin. Evet ilanlar bir tık artmaya başladı arkadaşlar ama ilanlar arttıkça da aslında yüksek düzeyli atamaları biz görmüyoruz. Maksimum böyle 500-600 veya 20-30-40-50-60 3 5 bu tarzda ilanları görüyoruz daha çok. İlanların hani büyük atamalarının duyurusu henüz başlamamış durumdadır. Özellikle Adalet Bakanlığı atamasını bekleyen birçok dostum var. İçişleri Bakanlığı düz memur atamasını bekleyen birçok dostum. 112 Acil Çağrı Merkezi'nin beklemiş olduğu göç idaresi veya işte Gençlik ve Soğuk Bakanlığı yapacağı KYK yurt yönetimi memur ataması veya Aile Sosyal Bakanlığı ataması gibi bu tarzda atamaları birçok kişi bekliyor arkadaşlar. Özellikle aşçı, aşçı yardımcısı gibi dalları da bekleyen birçok dostumuz da var. Onların da yüksek ihtimalle ilanları bu ay içerisinde veya önümüzdeki ay içerisinde sesi soluğu çıkmaya başlar diye düşünüyorum arkadaşlarım. Hani şu zamana kadar gelen ilanları tabii ki kontrol edin şansınız varsa değerlendirin yani size uygun ilan varsa tabii ki de başvurunuzu yapın. Sadece o ilanlara bel bağlamayınız. Sizler elinizden geldiğince tüm süreci en iyi şekilde değerlendirmeye gayet gösterin arkadaşlar. Size uygun ilan yoksa da lütfen moralinizi bozmayın. Hani size uygun işte farklı bölümlerden farklı ilanlardan veya farklı KPS puanla KPS şartı olmadan bir tık da şansınızın düşük olduğu ilanlar gelebilir tabii ki sadece bu ilanlara sınırlı kalmayacaktır. Umarım en yakın sürede güzel atamalar, güzel ilanlar, sayısı yüksek olan atamalar da karşımıza bir an önce çıkar diye umut ediyorum arkadaşlar. Evet bu videomuzda Milli sıraya İdaresi'nden bahsetmiş olacağız. Farklı 19 branşta yeni daimi personel işçi alımı yapılmış olacaktır. Bu daimi personel atamalarında KPSS e şartı yoktur. Sizler mülakatla atanmış olacaksınız. Şu an birazdan da aktaracağım bilgilerde arkadaşlar hangi düzeyden mezunsanız veya hangi düzeyden bir sertifikanız, belgeniz varsa Oraya başvurunuzu yapabilirsiniz arkadaşlarım. Ki ben bu linki de açıklama kısmına bırakacağım. Orada hepsini değerlendirdim, topladım. Kimden nereye başvurabilir, hangi grupta atama olacak, hangi branşta atama olacak hepsini ayrı ayrı belirtmiş durumdayım. Size rahat bir şekilde hepsine ulaşım sağlayacaksınız arkadaşlar. Yorum kısmına da sabitlemiş olacağım bu linki zaten. Diğer tüm ilanlardan haberdar olmak için de zaten şu en aşağı kısma da bıraktım. Diğer tüm memur ilanlarına tıklamak için de sizler buradan ulaşım sağlayacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Pekala. Bakmış olduğumuz takdirde birinci grupta kadro ünvanı sürekli işçi ataması hepsinde uygulamalı ve sözlü sınavlar atanmış olacaksınız. Kadro adetleri farklı oluyor her birinde. Sadece isimleri ve hangi dalda atama olacağını sizlere belirtmek istiyorum burada. Ahşap oyma ustası, ahşap torna ustası, çini soba onarım ustası, mobilya döşeme ustası, gomalak cira ustası, halı onarım ustası, hasır onarım ustası, mobilya ustası, Saat ustası, terzi perde ustası, cam ustası, boya badana ustası, inşaat ustası, iskele ustası, marangoz, motif taş ustası, parke cila ustası, sıhhi tesisat ustası, porselen imala ustası. Evet, bu tarzda atamalar mevcuttur arkadaşlar. Hangisinden sizler mezunsanız lise düzeyinde, en az ilkokul mezunları başvurusunu yapabilir. Hangisinde bir belgeniz, sertifikanız varsa oraya başvurunuzu yapabilirsiniz. Tabii ki tüm e, branştaki ilanlara veya işte mesleklere saygımız sonsuzdur. Lütfen ona göre sizler de yani hangisine uygunsanız ona başvurunuzu yapmış onun arkadaşlarım. Bunların haricinde başvuru süresi 3 Ocak'ta başladı. 15 Ocak tarihinde sona ermiş olacaktır. Kariyer kapısı üzerinden başvuru yapacaksınız. Diğer tüm detaylara ulaşmak için de şuraya tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Orada zaten direkt olarak sizleri sayfaya eriştirecektir. Ve başvurunuzu yapmak için de başvuru seçeneğini de görmüş olacaksınız kariyer kapısı üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz arkadaşlarım. Bunun haricinde diğer tüm ilanları görmek için de şuraya tıklayacaksınız. Ve oluşturmuş olduğum kadro pozisyonlarında, ilanlarda, duyurlarda hepsini ayrı ayrı belirtmiş durumdayım. Sizler hepsini şöyle bir kontrol edebileceksiniz arkadaşlarım. Umarım hakkınızda hayırlısı olur ve en kısa sürede hedeflerinize ulaşım sağlarsınız diye umut ediyorum arkadaşlarım. Lütfen pes etmeyin, moralinizi bozmayın. Hani size uygun yalanlar bir tık düşük gelebilir ama bunların devamı gelecektir. Kendinize şu an için iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.